Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli basın mensupları ve ekran başında bizi izleyen değerli vatandaşlarımız, hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Partimizin iç ve dış gündeme dair düşüncelerini paylaşmak adına şu an karşınızdayım. İç gündeme dair birkaç konuya değinmek istiyorum. Yüksek kira sorunu, özellikle 2022'de yürürlüğe giren %25 zam sınırı 1 Temmuz 2024 itibariyle biliyorsunuz ki sona erdi. Şu an hali hazırda yıllık enflasyon oranına göre bir zam belirleniyor. Yıllık enflasyon oranı da %65.07 olarak belirlenmiş. Ve gerçekten bu oran da milyonlarca vatandaşımızı ciddi bir şekilde mağdur etmektedir. Kaldı ki bazı yerlerde kiraların %100 arttığı da %100 de artış yapıldığına dair de şikayetler var. Belki vatandaşlar gelirlerinin çoğunu, belki de hepsini, belki de üzerine ekleyerek ancak kendi kiralarını ödeyebilme durumuna düşecekler. Bu yönüyle bu kira artışı gerçekten vatandaşın ödemesi imkansız bir duruma gelmiştir. Bu yönüyle diyoruz ki dar gelirli vatandaşlara kesinlikle bir destek, bir kira desteği sağlanmalı. Aynı şekilde asgari ücretlilere ve emeklilere bir kira desteği sağlanmalıdır. Bununla birlikte belki bu kira artışını kontrol etmek adına kira denetim kurulları kurulmalı ve bölgesel olarak bunlar çalışmalı. Belki de bu sektörü bu vesileyle kontrol altına tutmuş oluruz. Tabi sadece bu çözüm olmayacaktır. Asıl çözüm sosyal konut projelerine ağırlık verilmeli. Özellikle TOKİ marifetiyle vatandaşın da alım gücünü göz önünde bulundurularak bir çalışma yapılmalı. Vatandaşı bu şekilde rahatlatmalıdır. Sadece sosyal konut projesiyle değil, aynı şekilde belediyeler de sosyal konutlar yapmalı ve bu sosyal konutları satmayarak vatandaşa uygun bir fiyata kiraya vermeli. Bu vesileyle belki de bir nebze olsun vatandaşın bu sorunu çözülecek, arz talep dengesi bu yönüyle çözüme kavuşmuş olacaktır. Bir diğer gündem maddemiz sanal kumar. Gerçekten son yıllarda sanal kumar sadece gençlerimizi değil, ailelerimizi ve memleketimizi ciddi bir şekilde tehdit ediyor. Artan dijitalleşmeyle birlikte yaygınlaşan sanal kumar her geçen gün hem ailelerimizi hem gençlerimizi tehdit etmeye devam etmektedir. Dijital oyunlarla işte üzerinden para kazandırma vaadiyle kumara müptela edilen gençler birer bağımlı haline getirerek borç bataklığına sürüklemektedirler. Bu borç bataklığına bulaşan gençlerde aile içi kavgalara, intihar ve farklı cinnet vakalarına, yuvaların dağılmasına sebebiyet vermektedir. Son yıllarda sanal kumar nedeniyle borç bataklığına sürüklenen gençlerin hayatlarına kıydığı, intihar ettiği sıkça basında yer almaktadır. Özellikle sporun kumara alet edilmesi öteden beri gelen bir sorundur. Şimdilerde ise sanal bahis siteleri spor müsabakalarını kullanarak yaygınlaşmaktadırlar. Ciddi kara paranın döndüğü sanal kumar sitelerin vaat ettiği servet niteliğindeki sözde kazançlar gerçekten durumun vahametini ortaya koymaktadır. Zahmetsiz ve emeksiz kolay para kazanma hırsı ekonomik şartlardan, maddeci eğitim sisteminden ve buna bağlı olarak ahlaki erozyonlardan beslenmektedir. Gençlerin sanal kumar dahil her türlü zararlı bağımlı etkilerden korumak devletin anayasal görevleri arasında yer almaktadır. Sadece devletin değil,
Devlet ve ailelere, devletle birlikte ailelere de büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu bağlamda sanal bahis ve sanal kumar ve buna bunların reklamını yapan bütün siteler kesinlikle bir an önce yasaklanmalı ve bunlara erişim kapatılmalıdır. Yurt dışı merkezi olan kumar sitelerine karşı da daha etkili tedbirler alınmalı. Öte yandan artan bu dijital çağda sadece işte polisiye ve adli tedbirlerle bu sorunun üstesinden gelinmeyeceği de aşikardır. Bu konuda en önemli bir çözüm yolu da kesinlikle bu gençlerimize, neslimize manevi bir eğitim verilmeli ve bu sorunun çözümü için de ciddi bir şekilde bir eğitimden gençliğimiz geçmelidir. Bir dış gündeme dair bir konuyu paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz NATO zirvesi gerçekleşti. Siyonist işgal rejiminin Gazze'de işlediği soykırımlar devam ederken NATO 75. zirvesini ABD'nin ev sahipliğinde gerçekleştirdi. NATO her zamanki gibi barış yerine savaştan yana, adalet yerine zulümden yana, mazluma yardım etme yerine zalimden bir olmayı tercih etti. Yayımladığı sonuç bildirgesinde Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırı ve işgallerini kınamakla kalmayıp bunların karşılıksız kalmayacağını da bildirdiler. Tabii sadece bununla yetinmediler. Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları dahil 40 milyar euroluk askeri taahhütte de bulundu NATO. Bir diğer taraftan da Filistin için değil, sadece Filistin için değil, dünya için, insanlık için soykırım suçunu işleyen Siyonistleri ve Gazze'de yaşanan yıkımları hiç görmezden geldi. Hiç bu konulara da değinmedi. Bu durum NATO'nun yalnızca Amerika emperyalizmine ve Siyonizmin kirli emellerine hizmet ettiğini tekrardan gözler önüne sermiştir. Türkiye ve İspanya'nın bu konuda bazı çabaları olduysa da yine de yeterli olmadı. Siyonist işgal rejiminin terörist bir rejim olarak gören Türkiye her platformda mazlumlardan yana tavır almalı ve ABD'nin emperyalist politikasına hizmet eden, Siyonizmin kirli emellerine hizmet eden NATO'nun kararlarını her ortamda veto etmeli ve bu konuda asla çekinmemelidir diyorum. Benim aktaracağım bu kadar. Teşekkür ediyorum.